Merhabalar. Bedenimizden kendimizi teşhis edebilir miyiz? Yani hem iç organlarımızı, hem sağlığımızı, hem hayatımızı, hatta kaderimizi. Elimize bir ayna alalım ve bakalım kendimize. Yüzümüzün özelliklerini inceleyelim. Örneğin gözümüzün iriliğini, küçüklüğünü, alnımızın, gözlerimizin ve burnumuzun, çenemizin birbirine oranlarına bakalım. Hangisi baskın? Eğer çeneniz çok baskın duruyorsa, bilin ki bu hayat içerisinde hırslarınız çok fazla olabilir. Eğer göz ve kaş daha yoğunsa, burada duygu ağırlıklı bir hayat seçiminiz olabilir. Duygular sizi yönetebilir, yönlendirebilir. Eğer alnımız daha genişse zihnimizi çok kullanıyor olabiliriz. Eğer bunların hepsinin bir dengesi varsa bilin ki bu dengeyle çok güçlü bir hayat ve karakter sistemi uygulayabilirsiniz. Yanaklarınız iri mi? Dar mı? Eğer çok tombiş tombişse bilin ki hayattan çok zevk alabilirsiniz. Hayatı dolu dolu yaşayabilirsiniz. Dudaklarınız, alt dudağınız iri mi, ince mi? Üst dudağınız. Eğer üst dudağımız çok ince ise mide enerjimiz biraz zayıf olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Eğer alt dudağımız çok ince ise sindirim zayıf olabilir. Ama çok iri ise bağırsağımız fazla uzun veyahut çok fazla çalışıp çeşitli eksiklikler de gösterebilir. Mesela bazı ırklara dikkat edin, dudaklar, ağız çok iridir. Ama aynı zamanda çok ağız genişliğinde çok fazla konuşabilirsiniz. Yani hem çok konuşmanızı, ağız büyüklüğü hem de çok fazla iştahınızı yapabilir, getirebilir. Özellikle burunla dudak arasındaki mesafe çok fazla olan kişilerin hayatta olan iştahları fazladır. Bu iştahtan dolayı iradelerini doğru kullanabilmeleri önemlidir. Özellikle göz altlarında şişme, morluk veya renk değişimleri varsa bilin ki bu su sistemimizle alakalıdır. Su sistemimiz bildiğiniz gibi böbrek, mesane veya cinsel organlarla bağlantılı olabilir. Hatta kemiklerle de ilgili bağlantılı olabilir. Bununla beraber çenemiz de aynı şekilde su sistemiyle bağlantılıdır. Eğer çenede bir çizgi varsa, erkeklerde prostat, kadınlarda ise yumurtalık veya dişi enerjiyle ilgili çeşitli blokajlar veyahut o anda o enerjinin yavaşlatılması veya durdurulması veya kabul edilmemesiyle ilgili bazı haberciler olabilir. Eğer çenede bir sivilce çıkıyorsa, o cinse, yani bulunduğumuz cins enerjisine veya cinsel organa karşı bir öfke olabilir. Veyahut bir öfke patlamasıyla, sinirlenmeyle başa çıkabiliriz. Kaşlarımızın iki kenarından yukarıya doğru çıkan çizgilerimiz bizim safra kesesi ve karaciğerlerle bağlantılıdır. Bir şekilde bunlar çok yoğunlaşıyor ve eğer bir tanesi yukarıya doğru çok kalın bir çizgi diye gidiyorsa, eğer sağsa safra kesesi, solsa karaciğerimize ilgili bilin ki biraz tahribat başlamıştır. Ama eğer düzgün yukarıya doğru çıkan bir çizgi ise hayat içinde odaklanmamız artmaya başlamıştır. Yani odaklandığımız konuda güçlenmişizdir. Örneğin bazı insanların çene kemikleri çok aşırı çıkık olabilir. Evet, bunlar tuttuklarını koparan insanlardır. Fakat bu hırsları onların mide asitlerini bozabilir. Aşırı mide çalışmasından dolayı da sistemlerinde, kemiklerinde ve bu asitten dolayı da sindirim sistemlerinde çeşitli problemler meydana getirebilir. Yani dikkat edilmesi gereken bir nokta veya durumdur. Yine yüzümüzün rengine bakalım. Hangi gün hangi renk? Eğer yüzünüze çok kızarmalar veya belli bölgelerine kızarmalar varsa bilin ki bunlar kalple bağlantılıdır. Çünkü kırmızı renk ateş elementidir ve yüzünüzde kalple ilgili, ateş elementiyle ilgili o anda bir fazla çalışmaktan bahsedebilir. Eğer yüzünüz bembeyazsa bilin ki akciğer ve kalın bağırsaklarla ilgili bir problem vardır. Bir şeyi sindirememiş olabilirsiniz. Bir şeyi alamamış, bırakamamış olabilirsiniz.
Bazı kişilerin bir anda yüzlerinin sapsarı olduğunu görebilirsiniz. Bilin ki o anda toprak elementi yani mide ile ilgili bir sorun yaşamaktadırlar. Bir şeyi kontrol etmeye çalışmışlar, kontrol edememişler ve kontrol onların elinden çıkmış gibi hissetmiş olabilirler. Bu durumda kontrolü dengelemek veya eğer yapılabiliyorsa bırakmak çok önemlidir. Bir yerde aynaya yine bakalım. Gözünüz küçük mü? Gözleriniz çok küçükse bilin ki ayrıntıları çok iyi görüyorsunuzdur. Gözleriniz çok mu iri? O zaman bütünü çok iyi görüyorsunuzdur. Ama bu yaptığımız tercih diğer alanda bizi zayıf bırakabilir. Yani gözleriniz çok iyiyse ayrıntıyı az görüp, gözleriniz çok küçükse bütünü az görüyor olabilirsiniz. O zaman bu alana odaklanmamız önemlidir. Çeşitli yerlerimize mesela tüylenmeler mi oluyor? Bu tüylenmeler aslında oradaki enerjinin zayıfladığı için ısıtabilmek üzere bedenin orada bir tüylenme yaptığını gösterir. Mesela bazı kadınların diyelim ki yanaklarında aslında akciğerlerle ilgili bir enerjiyi arttırmaktır. Eğer çenedeyse bu, onların dişilik enerjisi veya su sistemiyle ilgili bir enerjiyi arttırmak veya çoğaltmak üzere meydana gelebilir. Veya bazen kadınların çıkmaması gereken örneğin bir göğüs bölgesindeyse o anda özellikle kalple ilgili bir soğuma meydana geldiği için o soğukluğu düzeltebilmek üzere orada bir kıllanma, tüylenme meydana gelecektir. Erkekler mesela sırtlarını sorsunlar. Sırtlarının nerelerinde tüylenmeler meydana geliyor? Eğer kuyruk sokumuna yakın bölgelerde tüylenmeler meydana geliyorsa bilsinler ki ikinci enerji merkezi yani kuyruk sokumu, sakrum bölgesinde böbreklerle ilgili sistemle ilgili bir problem meydana geliyordur. Prostatları ilgili ileride problemler meydana gelebilir. Aslında bu bir habercidir. Bazen örneğin akciğerlerin iki yanında tüylenmeler meydana gelebilir. Veya daha aşağıda sağ karaciğerin karşısında meydana gelebilir. Eğer çok yağlı yiyip aşırı etçil besleniyorsa bir kişi örneğin buralarda tüylenmeler ve kıllanmalar meydana gelebilir. Bunun yanında aslında kendi bedenimizde bazen bazı parmaklarımız uzun ve bazı parmaklarımız kısa olabilir. Ellerimiz köşeli, dikdörtgen, kare şeklinde olabilir. Veya belli yerlerde tüylenmeler, belli yerlerde tüylerin dökülmesi olabilir. Eğer bir erkekte sakal dökülmesi varsa orada hormonlarla ilgili bir problem olabilir. Özellikle burada erkeklik hormonuyla ilgili belki takviye almak veya buradaki istek ve arzuları arttırıcı çeşitli egzersizler, nefes çalışmaları ve yoğunlaşmalar yapabilir. Çeşitli yerlerde yağlarımız artabilir. Mesela kimisinin göbek bölgesinde, kimisinin karın bölgesinde, kimisinin bacak bölgesinde yağlar olabilir. Bunların her bir tanesinin aslında bulunduğu yerin anlatımları vardır. Özellikle eğer üst karın bölgesinde yağlanma fazlaysa bilelim ki bu mide ve kontrol sisteminden kaynaklanmaktadır. Eğer kadınlarda özellikle üst karın bölgelerinde fazla yağlanmalar varsa bu onların iş yaşamlarında daha fazla kontrol etmek durumunda kaldıkları içindir. Yani onları belki birazcık erkeksileştiren çeşitli enerjilerin içinde olabilir. Erkeklerde özellikle alt karın bölgelerinde biriken yağlanmaların temel sebebi annelere duyulan öfkelerdir. Hani bize bir zamanlar Türk göbeği diye erkeklerimize mod olarak söylenen laf aslında annelerin onları yetiştirme tarzlarına olan veya annelerine içerlerdeki gizli öfkeler olabilir. Bacak bölgelerindeki yağlanmalardaysa eğer üst baldır bölgelerindeyse babaya öfke, alt baldır bölgelerindeyse anneye öfke olarak kendisini gösterir. Çünkü yağlanmak aslında bir yerde kendimizi bir şeylerden korumaktır. Bazen öfkeyle koruruz, bazen yağla koruruz, bazen de kendimizi siyahla koruruz. İşte yağlanmayla ilgili korunmalarda da özellikle karın bölgesi ve göbek bölgelerindeki yağ oranlarını arttırabilir kişiler. Burada temel şey hayata ve dünyaya duyulan öfkelerdir. Aslında bunu fark edip dönüştürdüklerinde tabii ki bu yağlanmalar azalacaktır.
Bazı kişilerin ise çok ince ve hiç kilo almadıklarını görürsünüz. Bunlar özellikle hayata belki de köklenemeyen kişilerdir. Onun için kırmızı enerji ile ilgili hayatın enerjisini alamamaktan kaynaklanabilir. Yani bir yerde hiç kilo alamamak da, yediği her şeyin kilo yapması da aslında temel olarak köklenme ile ilgili bir problemdir. Bir yerde şunu diyebiliriz ki, sadece aynaya bakarak, kendi yüzümüzü, kendi bedenimizi inceleyerek, ayağa kalkın ve iki ayağınızın üzerine kendini bırakın. Hangi tarafa daha fazla ağırlık veriyorsunuz? Ağırlığınız sağda mı, solda mı, önde mi, arkada mı? Eğer boynunuz çok öne doğru gidiyorsa bilin ki çok aceleci bir kişi olabilirsiniz. Ve bu da sizin aslında özellikle bel bölgelerinize ve bel omurlarınıza çok fazla yük binmesine ve günün birinde belki bel fıtığına, rahatsızlığına yakalanmanıza sebep olabilir. Sadece yapmanız gereken belki burada bir duruşu düzeltmek ve fark etmektir. Yani boynu sadece geriye alıp acelecilikten kendinizi özgürleştirmek olabilir. Yani kendi bedenimizi aslında doğru şekilde tahlil ettiğimizde kendimizi şifalandırabiliriz. Hepimize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.